Nope. Herkese merhabalar. Park Efalı'nın 17. bölümüyle karşınızdayız. Bugün müdavimlerimizden, en sevdiğimiz konuklarımızdan biri. Kaan Korkut'la beraberiz. Nasılsın abi? İyiyim abi. Sen ben yokken galiba bir show yapmışsın. Yani ben yokken show yapmanı bu arada şey oldum. Bir hafif bir üzüldüm ama show <laughs> yapmana da sevindim bu ya <laughs> bir yandan. Abi evet bir tek senleyken tutturabiliyordum <laughs> eskiden. En azından <laughs> sensiz de bir şeyler yapabildiğimi göstermek açısından e, iyi oldu. E, onu yansıtacağız zaten. Evet, play maçlarında ufak bir eee güzel bir şovumuz oldu. Ee, bakalım ama playoff'lardaki tahminlerim şu ana kadar çok iyi başlamadı. O yüzden e, göreceğiz yani o play-in'ler de yaptığı şov e, kısa süreli kalmış olabilir. E, senin üzerinde Clippers tişörtü var galiba abi. Russell Westbrook'un defansif Master klasından sonra biraz gaza gelmişsin galiba. Ee, öyle oldu. Yani ben uzun süredir bu kadar Kevin Durant'ın kocası olan bir e, <laughs> oyuncu görmemiştim. <laughs> Kevin Durant'e mi bileniyor <laughs> özel olarak diyorsun? Yani bence şey yani tüm şey yani bu, bu iki sezondur yaşadığı Lakers'taki hani sıkıntıları birazcık hani savunmada şey yapmaya çalıştı. Böyle hani oradan çıkarmaya çalıştı. Ama Kevin Durant'ın olması da bence ekstra bir motivatör yani hani yani ben şeyi izledim ilk yarıda herhalde 6 kere falan Durant'in topuna bir şekilde bulaştı. İşte evet. ikinci yarıda da hani on çeyrekte de aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla hani Westbrook e, bence savunma olarak acayip bir seviyedeydi ya. Evet. Ya bir kere Lakers'daki bir buçuk sezonunda hiç böyle bir efor ve disiplin görmediğimiz kesin yani. Depresyondaydı. Depresyondaydı orada. Evet. evet. Şimdi bayağı ya yani Clippers ona böyle sorumluluğu, rolü verince en azından onu benimsediğini kendini yeniden değerli hissettiğini görebiliyorsun. Onun da etkisiyle çok iyi bir performans gösterdi ama hücumda yine daha iyi olması lazım yani bence böyle 19'da 3 devam ederse Clippers kazanamaz yani. Değil çok değil şut, çok, çok güzel bir şey şey deniyor şey... abi. Evet. evet. Hala şey, hay, 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 o Panyalı falan salak şutları falan deniyor. Şey e, bir tane yorumcu şey demiş şimdi hatırlayamadım e, Twitter'da gördüm. E, hani Westbrook'la ilgili hem kötü düşünenlerin hem iyi düşünenlerin haklı çıktığı bir maç. Yani <laughs> doğru. Ya çok zor böyle bir şeyin olması ama e, ya bence gerçekten çok doğru bir yorum. Yani işte Westbrook'un hani o çok işte uğraşması, didinmesi onu gördük. Hem de hücumda getirdiği zaafları gördük. İkisini de bence eşit derecede gördük hatta. Yani hücumda o çok çok kötü gözükmesi kadar çok çok iyi bir savunma yaptı. Dolayısıyla hani e, o yorum böyle tam oturdu bende. Evet, e, iyiymiş. E, bakalım inşallah Clippers biraz sürdürebilir bunu. En azından rekabetçi bir seri olması açısından. Çünkü serilerin bazıları o kadar rekabetçi... Gitmeye gitmeyebilecekmiş gibi bir izlenim Bom, verdi. De, <gülüyor> 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 evet mesela onlar süpürülecek. <laughs> Boston, Atlanta, <laughs> e, Milwaukee. E, gerçi Milwaukee ilk maçı kaybetti. Philadelphia diyecektim. Um, bakalım. Um, onları konuşacağız zaten. O zaman başlayalım abi. Hem benim bir önceki programdaki tahminlerin üzerinden hızlıca geçeceğiz. Devam eden bahislere bakacağız. Bir de bugün için bazı tahminler yaparız hem serilerin geneli için hem bugün yarınki maçlar için. Ee, hemen yansıtayım. Benim geçen e, programdaki tahminlerden, içinden bahsettik zaten. Play-in maçlarındaki sürpriz tahminlerden. Oradan iyi bir gelir e, elde ettik. E, gördüğünüz gibi Atlanta, Chicago ve Oklahoma kazanmasından. Aynı programda ama Cleveland ve Golden State ilk maçları kazanır demiştim seri de Oradan bir e, sıkıntı yaşadık. Kötü bir kaybımız oldu. Gerçi Golden State o maçı kazanabilirdi. Gerçi Cleveland'da kazanabilirdi. Ee, i̇kisi de e, istediğimiz gibi gitmedi. Sonra da uzun vadeli bahisimiz vardı iki tane. Cleveland seriyi kazanır ve Golden State seriyi kazanırdı. Cleveland hala şansı var. Yani Golden State'in de bence şansı var da e, artık e, favori değil Golden State. O seride ona geliriz zaten. E, onlar devam ediyor devam eden bahislerimize bakalım. Ee, devam eden bahislerden senin bak. Sene başında aldığımız Clippers şampiyon olur bahsimiz hala hayatta. Ee, devam ediyor. Ee, güzel. M Embiid MVP alır bahsimizden bir güzel bir geri dönüş kazanacağız gibi gözüküyor Embiid o işi. Ee, kazandı sanki. Ee, Luca <laughs> Young'ın MVP olmasına attığımız bahisleri e, direkt silebiliriz buradan. Aynı şekilde Ben Metren'in yılın çayla bahsini silebiliriz. Az önce dediğimiz gibi Cleveland ve Golden State'in seriyi kazanmasına da koyduğumuz para e, devam ediyor. Yani toplam bir 100 birimlik bir e, bahiste açıkta sürüyor. E, devam eden bahislerimizde toplamda 35 doğru 49 yanlışız abi. E, Yavaş yavaş yüzde elliye doğru geleceğiz inşallah. <laughs> Playofflar bitene kadar 698 pico pot çipiyle ile bugüne başlıyoruz. Bakalım e, bine doğru yolumuz e, devam ediyor. O zaman bugünün maçlarıyla başlayalım. Sonra genel seri yorumlarımızda alacağız. Ben yansıtayım. Ekrana. Bugün akşam dört tane, pardon üç tane maç var. Birincisi Atlanta Boston. Boston on buçuk favori görülmüş e, Atlanta'ya karşı. İlk maçta ilk yarıyı böyle 60 sayı falan önde bitirdiler galiba. En son fark neydi bilmiyorum da. E, 74-44 falan galiba. Sonra da Matcher Atlanta böyle bir yalandan bir geri dönüş yaptı ama açıkçası o, o pek izli, izlediğimi söyleyemeyeceğim yani. O yüzden e, nasıl yaptılar falan pek bir fikrim yok. E, maçı doğrudan kazanmasında 1 1.19 veriyor Boston'ın. Var ya mı bence bir yorumun? Ya var yorumum. E, bu oranlar bence çok abartı ya. Cem. Yani çünkü evet. Atlanta evet. Yani, Maça şey girdi yani çok kötü girdi At, ya Bastında her şutunu sokarak girdi bu hani tüm sezon boyunca konuşmuştuk ya senle böyle biz ne zaman izlesek Bastın böyle 20'de 23'lük falan atıyor yani evet. hani hakikaten öyle yine aynı maçtı o ee, ama bir yandan tabii yapısal olarak sıkıntılar var burada yani e, Trey Youngla Dejant Tumeri ki Dejant Tumeri iyi bir maç oynadı bence ama Trey Young hiçbir şey yapamadı. Ee, ne playmaking ne işte o patentli uzaktan üçlükleri yani çok şey daha bir zaaflı kaldı. bastığında da yani Tatum sana şöyle söyleyeyim Cem yani ne isterse yaptı. Yani ne isterse yaptı ve şöyle söyleyeyim mesela ilk maçtaki performansı Tatum'un kaç attı hatırlamıyorum 30 falan attı herhalde. Ee, istese 50 falan atar yani. yani. Korkunç bir rahatlıkla. Çünkü onu savunacak kimse yok. Deandre Hunter falan çerez yani onun için. Ee, Porta altında da Capella e, ya da John Collins herhangi bir şekilde orada presence gösteremiyor yani. Tatum burada isterse her maçta 40 atar. Gerçekten söylüyorum. Dolayısıyla hani Böyle bir sıkıntı var. Ama ben yine de e, Tatum'un da bazen saçmaladığı maçlar oluyor biliyorsun. Jalen Brown işte e, bazen çok iyi bazen çok kötü. Mesela bu maçta 2-3 tane böyle özellikle maçın ilk yarısında yine o alıştığımız ball handling'inin çok iyi olmasın, olmamasından dolayı top kaybı yaptı. Marcus Smart çok çok korkunç durumda. Bu kadar fark olur diyemiyorum kolay kolay. 1-19 da bana çok şey geliyor. Fazla düşük geliyor. Bilemedim. Ya sanki bana da şöyle geliyor. Ee, mesela dün Philadelphia Brooklyn maçında da gördük. İlk maçı kaybeden takım özellikle farklı kaybettiyse ikinci maça ne olursa olsun biraz daha asılarak çıkıyor. 2-0 geri düşmemek için. Daha fazla eforlu oynuyorlar. yüzde ee, %100 enerjiyle oynuyorlar. O yüzden ilk çeyreklerde, ilk yarılarda ilk maçı kaybeden takımın biraz daha e, reaksiyon vererek daha iyi oynadığını görebiliyoruz. Burada da acaba Atlanta ilk yarıda maçı yakın tutabilir mi diye bir düşüncem var. Yani dünkü maçta da mesela Brooklyn ilk yarıyı iyi götürdü. Sonra Philadelphia masaya yumruğunu koyup yine handikabı geçti dün mesela. 12 sayıyla kazandılar ama mesela burada da benzer bir şey sanki olabilir. Hani ilk yarıyı Atlanta mesela ilk yarı handikabı ne Atlanta'da? Sen ne, nasıl düşünüyorsun? Halbuki bu ne şu olması? Ee, baya mantıklı abi bence böyle 46 47 falan bitebilir yani ilk yarı evet, yani ilk yarı artı altı handikap yani altı sayıdan çok fazla net. fark Demek yemezse şey. Atlanta sanki uygun gibi ne diyorsun çok net çok net tamam abi Atlanta'nın ilk yarısını aldık artı altı inşallah yani Atlanta'ya ben genelde güveniyorum her zaman beni haklı çıkarmayan bir takım ama bakalım bugün inşallah. New York Cavs mesela az önce dediğimiz durumun benzeri Cleveland için kesin geçerli. İlk maçı kaybettiler. Bu maça yani olmazsa olmaz bir maç. Yani bu maçı kaybederlerse kendi sahasında 2-0 yere düşüp geçmiş olsun seri bitti demek yani. Hani olmazsa olmazın da e, en ekstrem versiyonu denebilir. Cleveland New York için. Sonra Madison Square Garden'a gidecekler. 2-0 geride. E, geçmiş olsun. Ya ben ilk başta Cleveland'ın kazanmasını bekliyordum. Bana Cleveland'ın sanki yapısal avantajları var gibi geliyor New York'a göre ama kötü bir maç oynadı Cleveland gerçekten. E, New York'a karşı ilk maçta. Bunları e, Evet Evet. Yani Evan Mobley ve Jared Allen hiç beklediğim performansı veremedi açıkçası. Biraz hayal kırıklığıydı Evan Mobley. E, fiziken ezildiler ki hiç beklemiyordum yani. Hem sertlik hem fiziksellik açısından New York Knicks bayağı yıldırdı Cleveland'ı. Ne diyorsun tekrar edilebilir mi o? Yoksa hani Cleveland bence sanki bir bir yaparmış seriyi gibi biraz daha ona yakınım yani ama çok da güveniyor muyum? ya burada acaba over mı e, kovalasak diye düşündüm. Çünkü <laughs> Ben maçın sonucuyla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum abi. Dediğin gibi e, beklenmedik şeyler oldu. İşte zaten <laughs> şeyi konuştuk. Cedi Osman e, <laughs> Bransını böyle full court falan aldı yani son çeyrek boyunca. Ki bence fena bir iş yapmadı. Ama yani bu kadar Tabii. hani bu kadar böyle hani e, değişik volatil olayların olduğu bir seride. E, sayı sanki daha e, bilinebilir gibi geliyor. E, 214 <laughs> alt üst çekilmiş. O da biraz arada sanki. Yani ilk maç çok kısır geçti ve iki takım da yarı sahada özellikle zorlandığını gördük. E, yani o yüzden rahat bir şekilde 214 geçilir diyemiyorum. E, Senin maç tahminin ne? Ya ben Cleveland'a daha yakınım ama hani yine böyle ıkına sıkına bir maç geçip böyle yine son topta belli olabilir yani. O yüzden eksi beş buçuk Cleveland ondan çok emin olamadım yani. 1.43'e de değer mi bilmiyorum Cleveland'ı almak. Yani hasta geçebiliriz yani. Almak zorunda değiliz. Ya yani ben yani bir tek bir şey yapacak olsam 1.43'ü alırdım. Öyle mi diyorsun? Ama tek yani hani yani şey yani dediğin gibi pas geçebiliriz. Pas geçelim bunu. Çünkü Cleveland seriyi kazanır bahsimiz var zaten. O yüzden Cleveland'da <laughs> yeniden Strate de duble <laughs> <Strate> gitmeyelim <gülüyor> yani. <laughs> um, Clippers Phoenix senin takımın hani Eyvah. az önce dediğim olayın yine olmaz Blake Griffin forması mı? Tabii. Vay, Çok güzel. güzel. <laughs> Rob City. <laughs> şimdi Phoenix için en olmazsa olmaz maçlardan biri. Yani serinin favorisi olarak kendi sahanda ilk maçı kaybettikten sonra bu maçı kazanmak için masaya yumruklarını vurmak isteyeceklerdir. 8 sayı favori görülmüş Phoenix. Maçı kazanmasına da doğrudan 1.28 veriyor. Ne diyorsun abi? Ya içimden ilk geçen Phoenix'in 30 sayı atacağı. Yani aklımdan ilk geçen o. Ama e, yani senin de yorumunu merak ediyorum. Belki ben hani birazcık çok stereotip bir yorum yapmış olabilirim. Ama yani Phoenix kesinlikle çok daha iyi takım abi. Yani Kawai e, çok çok iyi bir ilk maç oynadı. Yani bir tane şey var son çeyrekte e, sanırım şey böyle son 3 dakikaya girerken 32 sayıdaydı Kawai 2 tane üçlük soktu. Bir tane daha e, Clippers'tan biri daha üçlük soktu. Hatırlayamadım üstünde. Eric şimdi. Gordon. Hah, Eric Gordon. Eric Gordon zaten ilk çeyreği 12 sayıyla bitirdi. Böyle saçma sapan. Yani yani tamam atabilir Eric Gordon da. Yani her zaman atamaz bence. Ee, dolayısıyla yani Westbrook'un da bu kadar böyle abi her maç savunmada bu kadar fark yaratması falan beklenemez. Ya yani mesela Westbrook'un bu seri boyunca devam ettireceği tek şeyi söyleyeyim sana. Böyle basit bazen sayı attırabiliyor Westbrook. Yani böyle şey setin ortasında bomboş biri oluyor abi pota altında. Adam onu buluyor. Ya yani Westbrook bunu kariyeri boyunca yani son özellikle 4-5 yıldır çok net bir şekilde yaptığı bir şey bu. İşte Zubac'a bomboş pas veriyor. İşte ya da yapıyor yani Kavaya falan da verdi. Ama e, dediğim gibi Kavayı daha yüklü bir şekilde mesela Durant'in savunduğu bir senaryoda ki Durant savundu kavayı ama daha Dedike bir şekilde savunursa daha zorlanabilir gibi geliyor. Ben yani bu maçı kesinlikle Phoenix'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de abi. Evet. Evet yani biraz dengeye gelecektir seri. Şu açıdan ilk maçta Cavay yani gerçi Cavay sokar ama Kalay biraz ekstra orta mesafe ve dış soktu. E, Phoenix de çok ekstra kaçırdı. Yani mesela ilk çeyrekte e, Phoenix bayağı geri düştüğünde yani Booker ve Booker Durant ve Paul hiçbir şey sokamadılar orta mesafeden. Normalde ligin en iyi açık ara en iyi orta mesafe sokan takımı. Biraz daha dengeye gelecektir bu. Bir de Phoenix çok daha fazla asılacak. Clippers biraz daha ayağını gazdan çekebilir. Ne de olsa biz deplasmanda bir tane aldık. Evimize döneceğiz. Hani mesela Kawhi 44 dakika oynatmayacak mesela. E, Taylwood evet. yani oynatmaz. Ne de olsa bir tane maç çaldım diye. Phoenix'te de Monte Williams oynatacak Durant'ı, Booker'ı o kadar dakika. Çünkü oynatmak zorunda. Onu da düşünürsek sanki Phoenix dediğin gibi yani bana da bu maçı bırakmaz gibime geliyor. Burada bu arada şey Phoenix'te e, Chris Paul galiba 8'de 2 ile mi bitirdi maçı? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur yani e, öyle bir şey. Çok az şut kullandı. Yani orada şey işte o pick and roll'larda mesela e, rakip geriye düştüğünde yani Chris Paul'un da biraz daha agresif olması lazım. Yani onun da evet. biraz daha yani kalıbının adamı olması lazım ki çünkü abi bu takım tamam Kevin Durant geldi ama hala rollerin dağılımının tam netleşmediği bir yerde Chris Paul'un da point guard olarak biraz daha sorumluluk alması gerekiyor bence. Evet. Kalıbının adamı olsun dedin. Asıl DeAndre Ayton'ın biraz kalıbının adamı olması ya gerekebilir yani. yani. <laughs> o kalıbı ne o adamın ya? ya. <laughs> abi en azından 2-10, 2-12 2-13 kalıbı var yani. Biraz e içeriye girebilir yani. bu Kembere yaklaşabilir biraz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani Durant ve Booker'ı kenarlara koyup da maç sonunda Paul, Aiton rolü oynatmak da bayağı saçmaydı yani. Ver topu Durant'e <laughs> yarattın bir şey yani. Ee, o yüzden onları biraz daha temizleyeceğini düşünüyorum ben Phoenix'in. Ee, 8 8 alalım mı? Peki bir şey daha söyleyeyim çok pardon seri Söyle. ile ilgili. Tyron Lu ile e, Monty Williams arasındaki koçluk e, farkı sence ne noktada? Ya şöyle. Ya Tylo biraz daha avantajlı. E, çünkü Tylo'nun daha fazla yapabilecek hamlesi var. Yani Monty Williams şöyle hep hem beraber oynayacak zamana sahip değil takımın. O yüzden bu ana dörtlünün yanında beşinci oyuncu kim olacak? Onu dahi çözememiş, daha bilmiyor Monty Williams. Biraz playoff'larda deneme tahtası gibi kullanıyor ama playoff'lar çok deneme tahtası gibi kullanılacak bir yer değil. Ee, Havayla karşı özellikle. Evet. Clippers'da daha fazla silah var. Ne olursa olsun sakatlık var Paul George'un sakatlığı ama hani Clippers uzayabilir, kısalabilir, farklı şamalar oynayabilir Phoenix'in kadrosu çok çok daha iyi tabii ki ama e, Ty Lue takımı biraz daha iyi tanıyor ve biraz daha hani yapabilecek hamlesi var gibi. E, Monty Williams'ın yapabileceği Tori Craig'i mi oynatayım? Damian Lee'yi mi? Yoksa şey mi? Evet. Yeah. Josh Okogie mi? Evet. Yeah. Hiçbiri, hiçbiri iyi değil yani. E, ama ufak tefek şeyleri yapacaktır. Monty Williams. Monty Williams kötü bir koç değil ama Tyloo playofflar için biraz daha ideal bir koç sanki. Tabi. Burada abi bence yani Phoenix almalı al alacak diye düşünüyorum. Alalım abi 8 farkla. Ben de düş evet. ben de benzer düşünüyorum. Aynen. Evet. Okey abi. Yarının maçlarına bakalım hızlıca. Tamam. Lakers Memphis. Burada kafa kafaya görünmüş. Lakers 1.86 veriyor. Memphis'in kazanmasına 1.95 veriyor. Morant oynamayacak gibi gözüküyor. Oynayacağı, oynarsa şaşırırım yani. Açıkçası. Ee, serinin ileriki döneminde dönebilir belki ama ee, yani Memphis'te Memphis içinde olmazsa olmaz bir maç yani. Kazanmaları şart. Kendi sahalarında 2-0 geri düşerlerse oradan dönmesi zor. Açıkçası ilk maçı hani Kazanabilirdi Memphis. Böyle Lakers sonunda 15 sayı farkla kazandı maçı ama hani maç öyle bir maç Ol değil. Olsun Reeves. <gülüyor> <gülüyor> um, ne diyorsun abi? Yani Memphis'te umut var mı? cam Vorentsiz maçı kazanma yoksa yalan mı oldular? Ya abi Şimdi serinin başında benim korktuğum şey Anthony değilsin tamamen bir canavara dönüşmesiydi. Ve bunu aslında ben hücumda düşünüyordum. Yani 10 hücum reboundu, 10 smaç işte böyle hani geri kalanında tamamlar 30 30 15 ve geri kalanında işte savunmaları falan düşünmüyordum bile. Sen Lakers alır diyordum galiba değil mi? Hani Lakers'ı mı evet. seçmiştin bunda? 4, 4 3 Lakers dedim. E, hatta 4 2 Lakers'a daha yakındım. Çünkü Memphis'te e, şu arkada forması olan arkadaşımız yok. Gözükmüyor şu an galiba ama. <gülüyor> <gülüyor> senin Steven favori oyuncun olduğunu herkes yani, bilir zaten. Stephen Adams yok ve yani mesela Brandon Clark falan olsa onu da canlı canlı yer. Anthony Davis ben oradaki yorumlara falan da katılmıyorum. Kesinlikle sadece Steven Adams'ın olması gerekiyordu. Yani ben evet. beni yaşayacağım öyle. Ee, i̇şte dediğim gibi yani ben Anton Davis'in hücumda korku filmi haline geleceğini düşünüyordum. Adam savunmada ne yaptı? 7 blok 3 top çalma değil mi? Evet. 10 stok. 10 stok yaptı ve yani daha fazlası olabilirdi. Yani işin evet. korkuncu o. Yani adam tüm eforunu oraya sarf edince e, böyle korkunç bir tablo ortaya çıkıyor ve yani ben, şeyden e, denklemden Ja da de çıkışıyla ben burada kesinlikle Lakers'ı favori görüyorum abi. Yani e, şey yapamıyorum şu anda. Bilmiyorum LeBron ne kadar e, ikincil hatta üçüncül yani Austin Rivers Austin, Austin Rivers. At 4. Rui Haçimura'nın da arkasında. <laughs> Haçimura zaten saçma sapan. Öyle gözükse de e, ya yani Anthony Davis'in varlığı çok çok ekstrem geliyor bana. Eee Jaren Jackson mesela Anthony şey e, LeBron'u post okula götürdü Evet Jaren yani Jackson hücumda bayağı iyiydi. Mahvetti yani LeBron'u. Ama yani kaç pozisyon olacak abi o? Yani 3 4 5. Max. Evet. Ama e, Anton Davis her pozisyonda savunmada e, çok aşırı bir fayda sağlıyor. Dolayısıyla yani ben burada Morent'in olmadığı senaryoda yani bilmiyorum abi Lakers seçmemek zor. Evet ya Memphis'in kadro çok daraldı. Morant'a yokken yani hani artık NBA oyuncusu, yani playoff oyuncusu olmadığından emin olduğumuz isimlere fazla dakika eee vermek durumunda kalıyorlar. Çok idare David, yani David David Roden. çok oynuyor. Luke Kenard çok oynuyor. Morant olmazsa daha fazla e, oyn, yani daha da fazla oynayacak e, bu tarz oyuncular. O yüzden ne ya acaba yani bana Lakers'ın oranı biraz düş yüksek geldi yani. Sanki daha net Anladım. favori olabilirler mi? O yüzden şüpheleniyorum ki acaba Camorant'in hani belki oynama ihtimali var da. Vegas biliyor. Biz mi bilmiyoruz diye bir düşünmüyor değilim. Eee yani ama abi biliyorum. Ben de, Lake, de Lakers'a yakınım abi. Bence alalım ya Lakers'ı. Alalım abi. Yani Morensiz Memphis'ten kesin daha iyi bir takım yani Lakers. Ee, abi Anthony Davis'le hiçbir şekilde eşleşemiyorlar. Ne hücumda ne savunmada yani. Hani evet. Bir de Bitik. Ceren Jackson olabileceğinin en iyi maçını oynadı belki bir. Yani foul problemine girmedi, evet. hücumda iyiydi. Aynı performansı gösteremeyebilir yani ikinci maç. Kesin abi, kesin. Okey abi, biraz hızlanabiliriz. Ee, Milwaukee-Miami, Milwaukee 9 sayı favori. Maçı kazanmasına 1.26 veriyor. Yannis'in oynay oynayacağı söyleniyor. Miami biraz sürpriz bir galibiyet aldı ama... Çok sürdürülebilir miydi Miami'nin performansı? Emin değilim. Yani Miami her şeyi soktu. Milwaukee her şeyi kaçırdı. O yüzden böyle seri hakkında benim çok fikrimi değiştirmedi ilk maç. Bilmiyorum benzer mi düşünüyorsun? Benzer düşünüyorum. Babamla konuşuyorduk. Dedim ki Miami seriyi alır mı? Babayı alır dedi. <laughs> ee... Baban dediyse... Doğrudur baban. Miami en, en önde gelen Miami taraftarlarından biri. <laughs> ben de katılıyorum. E, bence bu maçı ne olursa olsun bak Yannis oynamasa bile Milwaukee kazanır bu maçı. 9 Handicap ne diyorsun? Eee Zormuş o da. Sen ne diyorsun? Bence de Milwaukee rahat alır ya. Eee yani belki kombo evet. yapabiliriz. Milwaukee 126 26 ile Denver'ın 1-28'i mesela. Bu arada şey, Herod'a elini kırdı. Onu söylememiz evet. lazım. Ona ne diyorsun? Milwaukee 126 26 ile Denver 1-28'i kombolasak? Denver'da <laughs> bu Minnesota'ya maç kaybetmez herhalde ya. bilemedim bir Cem. <laughs> Denver mı bilemedin? Evet. Yani çünkü izlemedim o maçı. Yani doğru ben de izleme... ilk... <laughs> Benim izlemediğim tek maçtı. <laughs> ben de o, bir tek o maçı izlemedim galiba. Ya ben bazen böyle maçlarda Boston Atlanta'da da aynı şeyi yaptım. Hmm. Ya yani yakın olursa ikinci yarıyı izlerim diye. Baktığımda 25 sayı fark oluyor. Açmıyorum sonra. Şöyle yapalım. Bu da senden olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle diyeyim abi. Alacağız bunu ama Milwaukee Denver combo mu yapalım yoksa sadece Milwaukee eksi 9 mu yapalım? Eksi 9 yapalım ya bence Cem. Peki, ama yani. yani istiyorsan istiyorsan bak ben ben hakikaten bir şey demiyorum. Yani Denver Milwaukee yapmak istiyorsan. Yok abi Milwaukee eksi 9 yapalım. Senden olsun. <laughs> tamam. Heh, tamam aynen bana kitledi. <laughs> kazanırsak krediyi alırım kaybedersek seni süslerim aynen ee, perşembe günü iki maçlar kısaca aynen Philadelphia Brooklyn Philadelphia'nın deplasmanda 3-0 öne geçmesine 1.55 veriyor 4.5 handikaplı favori görülmüş Brooklyn'in içinde bir galibiyet var mı yoksa spürgeler çıkar mı ne diyorsun aynen. bence dördüncü maçta yani 3-0 olduktan sonra 3-1 olma ihtimali çok daha yüksek. Abi yani şöyle şöyle düşünüyorum. Yani Brooklyn ilk iki maç her şeyi yaptı. Ve gayet evet. de iyi oynadılar yani. Planları iyiydi, savunma yaptılar, disiplinlilerdi. Ona rağmen yakın bile değildi maçlar ikinci yarıda yani. Evet. Hani bundan çok daha iyi oynayabilir mi Brooklyn? Emin değilim. Yok abi. Oynayamaz. Oynayamaz. Ve yani Harden Rezil oynuyor. İkinci maç çok kötüydü. Embiid de çok devreye giremedi. Yani ona rağmen iki maçta çift çift haneli kazandı Philadelphia. Harden bu arada ilk maç bayağı iyiydi yani. Evet. yani çok, üçlük şey soktu. çok üçlük yani üçlükleri girdi de Step back'e back, üçlük soktu yani hayvan evet, gibi. Soktu. Dokuzda altı falan soktu evet ama onun dışında bilmiyorum yani boyalı alandan hiçbir şey bitiremiyor. Bana biraz okay, endişe okay. veriyor. Bana Philadelphia vurur geçer gibime geliyor bana da açıkçası Brooklyn'e. Ben katılıyorum buna. 1.55 alalım abi. Alalım. Bir de Kings Warriors. <laughs> Bu seriyi biraz konuşalım mı ya? Yani hani e... konuşalım. Ben özür özür formumu çıkarayım Sacramento'dan. <laughs> <şansına. gülüyor> Herkes çıkarsın abi. Yani Sacramento kazanır diyen var mıydı? Galiba ESPN'de bir, bir tane Bobby Marks falan demiş olabilir yani. Bir manyak var mıydı öyle? Onun dışında pek görmedim yani. Um, ya ben çok benim açımdan playoff'ların en açık ara en şaşırtıcı performansı yani özellikle adamlar savunmalarıyla kazandı bayağı ikinci maçı yani. Böyle bir savunma seviyesine çıkabileceğini düşünmüyordum. Ya da Draymond'un atılmasıyla kazandılar Cem. Evet. Yani momentumu ele geçirmişti Golden State ikinci maçta. O maçı kazanabilirlerdi ama yine de Golden State bayağı zorlandı. Yani Golden State çok acayip efor vererek, her şeyi deneyerek kafa kafaya getirmişti maçı yani. Maçın çoğunda gerideydi Golden State. İlk maçı kazanabilirdik Golden State ama ikinci maçta ben gerçekten ben Golden State'in oldukça kötü oynadığını düşünüyorum ki Sacramento çok kötü şut attı dün. Biraz daha şut sokabilseler Kevin Huerta'yı falan daha farklı kazanabilirlerdi sanki. Eee Golden State acayip top kaybetti. Davion Mitchell çok fark ettirdi. Evet. Ee, Steph Curry'i çok zorladı. Jordan Poole leş gibi oynuyor. Draymond yine kafa gitti. Ceza bile alabilir Draymond Green. Ne olmaz. Yani Wiggins, Gary Payton falan iyi oynuyor ama onun dışında da pek katkı veren yok Golden State'te yani. O yüzden hala kazanma ihtimalleri var ama zor. Ne diyorsun? Ya ben 10 saniyelik bir Draymond Green'e nefret kusabilir miyim? <laughs> Kusabilirsin abi. Ya gerçekten gerçekten ligden atılması gerekiyor ya. Bu kadar iğrenç bir insan. Ya hakikaten olamaz abi. Yani bak bu hani şey basma dışında yaptığı şeyleri tarihte düşündüğümüzde yani yüzlerce şey var zaten. Hiçbirini anlatmaya gerek yok da. Yani ve ondan sonra verdiği tepkiler yani normal bir insan yani gerçekten psikolojisi normal bir insanın vereceği tepkiler değil abi. Seyirciyle gitti şey yaptı işte aa müthiş ben harikidışıyam. Wiggins'e bak şeyi gördün mü? Ben şey gitti. Wiggins'e bağırıyor çağırıyor böyle çığlık at şey. Viggins'e Viggins'e böyle bir ekstradan bir şey yaptı Bağırdı. Ondan sonra işte kameraya gidiyor I love this shit falan filan. Yani ne yapıyorsun abi sen? Soru soru çıkıp gitti. Steph Curry böyle utanarak bakıyor. Utanarak bakıyor yani. Hani çok keyfim kaçtı. Yani ben Golden State'i State seven bir insan olarak yani abi böyle bir şey yok yani. Hakikaten çok iğrenç. Ee, evet ve şey de, abi 10 saniye dedim. Bir dakika sürdü ama hayır, kusura bakmasın izleyiciler. Yok abi ne demek. Ya bir de şey klasik Draymond'ın DJ'i de belli. Zaten demeye başladılar Golden State'liler. İşte Sabonis tutuyor bileğinden. O ne yapsın ya, Draymond? Abi, hayır abi. Abi o bilekten tutma işini Draymond kariyerinde 100 defa yapmıştır büyük ihtimalle yani. Daha, daha, önce ona basan oldu mu öyle? Yani e, it bütün NBA oyuncularının böyle Draymond Green'i savunmaya gelmesi falan da böyle bayağı iğrenç. Çünkü İyrenc. tam tersi olmuş olsa yapmazlardı. Yani Sabonisi Draymond Green'e karşı savunmazlar. Bu da Aynen çetin öyle. yani. Ee, neyse bilmiyorum ceza alır mı almaz mı ama hani Draymond Green'in geçmişini bilerek bence ceza vermek lazım. Ama Adam Silver'da o konularda pek şey biraz farklı zayıf, davranabiliyor. Zayıf abi, zayıf. Ee, Maça gelirsek, bilmiyorum yani seri o seri oranlarını da geliriz de birazdan. Hemen kapamadan önce belki güzel bir seriyi kim kazanır oranları vardır. Bu maç özelinde Warriors 7 sayı favori görülmüş. Maçı kazanmasına 1.33 veriyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence 3-0 olma ihtimali yani 2-1'den daha yüksek. Bence daha yüksek değil ama bu oranların gösterdiğinden daha yüksek evet. Yani bu yani oranlar 7 ciddi net favori ki Boris kendi sahasında farklı oynuyor. Ee, bence bu maçın favorisi onlar ama bu kadar ağır favoriler mi ondan emin değilim yani. Ya hakemlerin de nasıl çalacağı çok önemli bu arada. Ama e, ya mesela Draymond Green'in bence ceza alması gerekiyor abi. Böyle bir hareketten sonra yani şeyi hatırlıyorsun değil mi? Kevin Love eee kolaya. Şey, olanın kafasına basmıştı değil mi? Hı hı. O almıştı 2 ya da 3 maç galiba. Yani aklıma o geldi. Çünkü aynı hareket. Aynı evet. hareket. Yani mide boşluğuna basıyorsun. Tamam, okey. Kafasına basmıyorsun da. <laughs> abi yine korkunç bir hareket yani. Şeyle aynı abi. abi. Yani LeBron'un vurmuştu ya Draymond. Ha, evet, evet, ee... evet. Ondan daha ağır bence. Ona bir maç ceza vermişlerdi. Bu bence daha kötü bir hareket açıkçası yani. Kesin öyle. Ya bak ee... mesela bak her şeyin ortada olduğu bir durumda Warriors'ın 3. maçı kazanmasını beklerim ben mesela. Çünkü işte hakemler biraz daha e, ortada çalacak ya da şöyle söyleyeyim. Eee ilk maçı düşünelim. İlk maçın sonunda Sacramento'ya her şey çalındı. Yani Hı. tamam. Doğruydu fauller bence genel olarak doğruydu. Yani işte bir iki tanesine belki bir şey diyebilirsiniz de yani e, genel olarak doğruydu. E, burada bence çok daha ortada hatta belki Warriors yine çalınacak fauller. O yüzden hani Warriors'ın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ama yani Draymond yoksa yani şu an tüm momentum şeyde e, Sacramento'da. Evet. Yani Draymond olmayabilir. Evet. Yani Warriors'ı almayacağım bir kere. 1.33'e değmez. Hele Draymond'ın durumu bilinmezken. Alınırsa Sacramento 3.5'tan alınabilir ama uzak durulabilir sanki ya. Ben yine çok emin olamıyorum yani. Bu maçtan uzak durabiliriz evet. Abi Golden State ne olursa olsun Golden State ve evinde çok farklı oynuyorlar yani. Bu arada mesela ilk maçı da hakikaten şöyle de düşünmek lazım. Şu an mesela seri 1-1 olabilirdi. Çünkü evet. Hı hı. bir tane şut yani hakikaten bir tane şut Wiggins'in kenardan onu evet. soksaydı bir bir işte Kurt Warriors evet. bir tane şeyden çaldı Sacramento'dan çaldı evine gidiyor falan filan denecekti yani. Evet. Aynen öyle. O yüzden ondan uzak duralım abi. Zaten 5 maçı seçtik. Celtics Hawks. Celtics'in seriyi kazanmasına 1-0-4 <laughs> Hawks bunu geçiyorum direkt. Geç abi. Nyx ise 1.62 e 2.35 veriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu, ya bu ya yani bu inanılmaz bir para şeyi yani. Tu, tuzağı. <laughs> Kels'e hani Kels mi koyalım diyorsun? Kesinlikle Kels'e oynarım ben. Benim zaten Kels kazanır bahsim var zaten biliyorsun. Ona double double down mı edelim? Yani sen şimdi tabii öyle bir şeyler yapmışsın. Yani ben olmaz yani sen senin bahsin olmasaydı ben kesinlikle burada Kerzi denerdim. Ama ee... yani zaten orada bir şeyin varsa, kapitalin varsa zor. 2.35 iyi oran ama ya. Çok iyi oran abi. Saçma sapan bir maç kazandılar yani. Ya alalım canım seni mi kıralım? K kırma canım. Kerzi 2.35 <laughs> hemen alıyoruz. Suns Clippers, Suns 1.50 Clippers 2 yapmış seriyi kazanmasına. Bunu Bundan uzak duruyorum. Bilmiyorum, bana Suns 1.51 çok iyi oran gibime geliyor. Evet güzel oran. En ağır oran değil. Grizzlies Lakers. Lakers, Lakers 1.33 Grizzlies 3.30 Yok abi. Ya Phoenix daha iyi mesela. Evet. Bucks Heat. Abi bu of. Bu tam tuzak. Abi Bax'ı evi arabayı koyabilirsin bence yani 133'ten. Bayağı başarılı. Yani abi Bax'ın yani bir... bence o seri kaybetme imkanı yok yani. 133 şey istiyorsan 20 falan atalım ya. Abi Bax kesin alır onu yani. Aynen. Hatta Bax'la Lakers'ı Kırsı komblasak... Ya da Bucks'la Bucks kombolayabiliriz. Aynen. Bucks'la Phoenix'i. Okey. Suns seriyi alır. Bucks seriyi alır. Çok iyi. İki oran. E, Cleveland seriyi alır. 2.35'ten kaç atalım? 20. <laughs> 20 atalım. 20 attık. Milwaukee artı Milwaukee hem Milwaukee hem Phoenix alır kombosuna da 20 atsak. Philadelphia 1.55. Buna da 20 koyalım. Okay. Sen en çok hangisine güveniyorsun abi bu arada? Milwaukee 9 var. Lakers alır var. Phoenix 8 Sarkla alır var. Ve Atlanta ilk yarı 6 sayı üzeri kaybetmez var. Lakers'a. Lakers'a Lakers çok güveniyorum ya. Okey. Lakers'a 40 koyalım. Okey. Phoenix'e de Phoenix'e 30 koyalım. Milwaukee'ye 30 koyalım. Atlanta'ya 20 koyalım. Okey. Kaç etti? Atlanta ilk yarıyı 6 sayı üzeri kaybetmez. 20 pick and pot çipi koyduk. Phoenix Clippers'e 8 sayı üzeri yener dedik. Ona 30 koyduk. Lakers Memphis'e karşı ikinci maçı da alır dedik. 1.86 orandan 40 koyduk. Milwaukee Miami'yi 9 sayı Farkla yener dedik. 1.95 orandan 30 koyduk. Sonra Philadelphia Brooklyn'e karşı 3. maçı da alır dedik. 1.55 orandan 20 koyduk. E, Cleveland New York serisini kazanır dedik. 2.35 orandan 20 koyduk. Ve Milwaukee ve Phoenix serilerini kazanır. Combo yaptık. 20 koyduk. 180 harcamış olduk. Yani 698 vardı. 180 harcayınca 518 pick çipi ne düşmüş olduk. Yani 7 bet mi yaptık? 8 bet mi yaptık? Neredeyse hepsi içime siniyor şu an. 7 7 bahis yaptık evet. Yani bayağı içime siniyor. İnşallah abi. İnşallah <laughs> güzel bir geri dönüş alacağız. herkese teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için. Korkut, senin de ağzına sağlık abi. Abi çok sağ ol. Teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Keyifli seyirler abi. Playoff'ların zevkini çıkar.